Lezzetli yemek tariflerinden herkese merhaba. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz harika, nefis, dilimlenmiş mandalina reçeli tarifi vereceğim. Ayrıntılı her açıklamasını sizler için paylaşacağım. Mandalina reçeli çok güzel oluyor. Evimde benim 1,5 kilo kadar ayıkladım. Mandalinam var. 1,5 kilo mandalina dilimlerine 1, 2, 3, 4 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 2 bardak da su ilave edeceğim. 2 bardak suyumuzu ilave ettik. Şimdi ocağı kaynamaya koyuyoruz. İlk olarak kısık ateşte kaynatacağız. Mandalina dilimleri dağılmasın diye. Evet, mandalinaları ocağa koyduk. Yavaş yavaş şekeri erimesi için kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatacağız. Yani kaynamayacak da ısınacak. Bu işlem mandalinaların suyunu yavaş yavaş salması, şekerin erimesi için. Evet, tenceremizin kapağını da kapatalım. Bir 5-10 dakika bu şekilde bekletelim. Evet, ısınma işlemi oldu. Şekerleri yavaş yavaş eridi. Suyunu saldı. Şimdi daha büyük bir ocağa alacağız reçelimizi. Evet, reçelimiz şu anda kaynamaya başladı. Kapağını artık örtmeyeceğim. Köpükleniyor yavaş yavaş üzeri gördüğünüz gibi. Bu köpükleri sürekli kaşıkla üzerinden alacağız. Köpük genelde reçelleri acı yapar. Hangi reçeli yaparsanız yapın, muhakkak üzerinden köpükleri sürekli alın. Üzerinden topladım, sürekli topladım köpükler. Şu anda reçelim çok güzel kaynıyor. Yarım saat içinde hazır olacaktır. Sürekli köpükleri topluyorum. Evet, mandalina dilimleri reçelimiz oldukça koyulmaya başladı. Şimdi reçellerin olmazsa olmazı yarım adet limon sıkıyoruz. Her reçele limon sıkılır. Şekerlenmemesi için. Gördüğünüz gibi sıktık. Karıştırıyoruz. Her yerine dağılsın diye. Limonu ile birlikte biraz daha kaynayacak. Limonu sıktıktan sonra da bir miktar kaynatıyoruz. Evet, şu anda mandalina reçelimiz oldu. Koyu bir kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kapatacağız ve soğumaya bırakacağız. Ocağı kapattık. Küçük bir servis tabağına koyup sizlere servis etmek istiyorum. Nasıl olduğunu görmeniz için. Evet, şu anda mandalina reçelimiz hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Reçeli yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.